da ben tekrar bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Yeni hükümet binamız inşallah daha geniş, daha uygun olursa bu şartlarda daha kalabalıkta ziyaret etmek isterdik. Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. En önemli projelerimiz, Ereğli Zonguldak ve Ereğli Devlet Yolu çok önemsediğimiz projelerin başında geliyor. Onlarla ilgili epey bir seviyeye geldik ama bu dönemki son katkılarla da sonuca ermek istiyoruz o anlamda. Burada Ereğli'de bir üniversiteyle ilgili eskiden sayın milletvekillerimizle birlikte alıp üniversite bünyesine tahsis ettiğimiz bir yer var. Oranın bir an önce eğitim kampüsü alanına dönüşmesini istiyoruz ama bu seneki bütçeler biraz sıkıntılı oldu. 2019'da inşallah böyle bir şeyimiz var. Okul yatırımlarıyla ilgili şu an devam eden 4-5 okulumuz var. Zonguldak'ın tek ikili öğretim yapan yeriyiz. En gelişmiş ilçesi olmamıza rağmen geçmişte arazi üretememekten kaynaklı. Buralarda arazi bulmak bazen zor oluyor sayın kaymakam ama devlet demir yollarından tahsis edilen araziler olunca çoğu sorunumuzu çözdük. Adliyemizi, vergi dairemizi, okullarımızı. Şu anda ileriye dönük çok daha rahat gidiyoruz. Tabii burası demir çelikle birlikte genişleyen, büyüyen bir şehir. Çok varlıklı günler yaşadı. Ama Erdemir özelleşmesinden sonra yerini tersaneyle doldurduk. Tersaneler de dünya krizine gelince şu an bir oluşmuş olan bir işsizliğimiz var. Bunu da çözme noktasında mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat ilçemize gelerek bizlere hem tersanecilikle ilgili hem Alacağız'ı maden işletmeleriyle ilgili müjde vermiş olması ve Ereğli'nin milletvekili benim demiş olması bizi ayrıca onur etmiştir. Ben görev yaptığım yerlerde hem sivil toplum kuruluşları, hem siyasi partiler, hem de yerel idare anlamında diyaloglarımı üst düzeyde tutmaya çalışırım. Neden? Çünkü biz buraya geldik. Maksimum benim buradaki görev sürem 5 yıl ki Ereğli'nin ya da şu anda Türk Mülk İdaresi'nde bakıldığında bir kaymakamın ortalama ömrünün de 5 yıl olmadığını görüyoruz. Buradaki şartları kısa zamanda çabuk öğrenebilmek ve burada sizlerden doğru bilgileri alabilmek bizim başarımızı arttırıyor. Dolayısıyla bu açıdan siyasi partiler önemli, sivil toplum kuruluşları önemli, uzlaşı önemli. Bir de bir dengeyi de taşımamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi şu, toplum menfaati ve kişisel menfaat. Yani çoğu yerde bu zaman zaman karşılıklı çatışmalar da oluyor. Burada da bizim hedefimiz toplum menfaatini, ilçenin menfaatini, ülkenin menfaatini daha ön planda tutmak önemli. Burada önemli olan Ereğli'nin menfaatlerini ön planda tutmamız gereken. Yoksa bugün siz bu yönetimde olursunuz, yarın sizler ayrılırsınız. Bugün ben burada kaymakam olurum, yarın bu kaymakamlığım biter. Bizim buradaki bütün bireylerin, bugüne kadar Ereğli'de tanıdığım ve beni ziyarete gelen sizler gibi bütün arkadaşların Ereğli'de güzel şeyler yapmak için kalplerini çarptığını ben düşünüyorum. Bu meyanda ben belki basında da okumuşsunuzdur. 26 günlük bir siyasi tecrübemde oldu. Yani masanın öbür tarafını da biliyorum. Yani diğer kaymakamlara göre avantaj ya da dezavantaj nasıl derseniz değil. Son zamanlarda özellikle siyasi partilerde gençlik kolları ve kadın kolları son derece önem kazandı. Yani bu açıdan da ben siyasi tecrübemden de biliyorum. Bayan arkadaşlarımızın hayatın içinde olması, siyasetin içinde olması, sivil toplum kuruluşlarının içerisinde olması. Bayanların evden dışarıya çıkıp sosyal hayata katılmaları bana göre bir zenginlik. Ve daha güçlü bir ülkenin temeli. Yani o manada ne kadar beraber olursak o manada şeylerde katılır buradaki yapacağımız çalışmalara.